Götür Şahımız'ı, götür buradan. Ödü bırak. Onu götür. Bırakmam seni. Mustafa! Olduğunu söyleyeceksin Davut Paşa. Hilal. Kızım. Kızım. Ben senin. Babanım. Seni kaçırdıklarında dünya, yer gök başımıza yıkıldı. Ben de kazıdım seni. Unutmamak için. Seni hep kalbimde yaşatabilmek için. Kolumdaki o doğum lekesini gördüğümde anladım. Ama söyleyemedim. Neden? Korktum. Neden korktun? Beni affet mi? Beni affetmeyeceğinden. Korktum. Annemle. Annem. Feriha. Annem. Feriha. Seni kaçırdıklarında kuruduk biz. Paşa. Mustafa. Buradayım. Mustafa. Kızım. Kızım sana emanet. Hilal sana emanet. Onu bırak. Bırak Mustafa. Davut Paşa. Anneni bul. Onu kokla. Beni Mustafa. Beni al. Thank you.
ben yaşayamam. Öyle bırak beni. Baba öldü. Benim ben yaşayamam. Sultanım. Celal! Beni bulacağını biliyordum. Bitti Farah! Biz kazandık! Şimdi bizim şehzademiz çıkacak tahta. Bizim devrimiz başladı. Bitti Farah! Benim babamı Osmanlı öldürmedi Ceyhan. Benim babamı sen öldürdün. Sen öldürdün benim babamı.
O adam senin baban olamaz Farah. Bütün bunlar senin aklını karıştırmak için. Bize, kardeşlerine düşman etmek için. Senin baban kim Celal? Ha? Tanıyor musun babanı? Doğduğun anda seni kucağına alan o adamı tanıyor musun sen? Benim babam, senin baba dediklerinin öldürdüğü padreydi. Ve ben onun intikamını almak için ant içtim. Ben de Celal. Ben de babamın intikamını almak için ant içtim. Aile dediğin kimdir? Senin için ölümü göze alandır. Ölümde dirimde bir olandır. Her zaman, her koşulda yanında olandır. Askerlerim, vatanın has evlatları, bugün ahalinin istibdattan kurtulacağı, hürriyetin boy göstereceği gündür. O despot padişahı tahttan indirip, yerine hürriyet sevdalısı şehzademizi getireceğiz. Bu mübarek göreve hazır mısınız? Hazırız! Karşımıza kim çıkarsa çıksın, hürriyet aşkına canını almaya hazır mısınız? Hazırız! Bu meclis bugün tarihe geçecek efendiler. Bir cihan imparatorluğunu yıkıp parçalamadan ele geçirdiğimiz için bütün dünya kardeşlik teşkilatları bizden hayranlıkla bahsedecek artık. Koş Mustafa, koş! Mustafa koş! Saraya koş çabuk! Onların ne yapacağı belli olmaz. Saraya yetiş, gerekli tedbirleri al. Saray emniyetini muhafaza et.
ağlama. Çok korkuyorum. Merak etme, padişahımıza da bize de bir zeval gelmeyecek. Durun, geçemezsiniz. Çekilin diyorum. Geçemezsiniz. Durun orada. Geçemezsiniz. Aynı ocağın askeri alıyoruz. Yapmayın. Allah'tan korkun. Çekilin. Vur orada. Dur. Çekilin. Ayıptır. Günahtır. Zaten savaş kaldırıyorsunuz. Geçemezsiniz diyorum. Senin kumandanı kim? Geri çekilin. Allah'tan korkun. Çekilin. Vur orada. Bizi vur orada. Sakin. Çekil yolumuzdan. Emir aldık. Neymiş o emir? De bir, biz de duyalım. Saraya gideceğiz. Ne yapacaksınız sarayda? Padişaha tevkif edeceğiz. Sonra? Şehzade Mehmet Efendi'yi tahta çıkaracağız. Askeri toplamana ne gerek vardı? Ha? Tevkif edeceğin kişi baban yaşında ihtiyar. Kendin gitseydin ya. Emir aldım. Anladık. Emir aldın. Devleti Osmanlı'nın padişahını tevkif edeceksin. İslam halifesinin evine gideceksin. Kapıya vuracaksın, gel buraya diyeceksin. Halifeliğin bana sökmez. Padişahlığının hükmü sona erdi. Seni tevkif ediyorum diyeceksin. Öyle mi? Asker efendi. Çekil yolumdan. Emir aldım diyorum sana. Filinta Mustafa. Filinta Mustafa. Filinta buymuş. Filinta Mustafa gelmiş. Gerçekten Filinta bu. Ben de sana diyorum ki, kendin git. Kardeşi kardeşe kırdırma burada. Haklı tabii ya. Haklı. Kardeşi kardeşe mi kırdıracağız? İslam halifesine kurşun mu sıkacağız? Doğru der. Olmaz. Olmaz. Bak sana yardımcı olayım. Sen yapamayacaksın. Hadi. Hadi. Dök kardeş kanını. Efendim. Toplayın hepsinin silahlarını! Atın zindana! Hepsini zindana atın! Kendi şehzademizi tahta geçirip bugüne bayram ilan etmeye hazırlanırken padişahın hala hayatta ve hala tahta olması
Yüce Meclisimizin tarihinde kara bir leke olarak yerini alacaktır. Bu lekeyi nasıl temizlemeyi düşünüyorsunuz efendi Boris? Gerçeği bilmek yolumuzu aydınlatır Yüce Efendi. Müsaade ederseniz ben öncelikle bu lekeyi Yüce Meclis'e kimin ya da kimlerin sürdüğünü anlatarak başlamak isterim. Buyurun. Yüce Meclis'in değerli azaları, değerli kardeşlerim. Bugün burada asırlardır beklediğimiz zafer yerine hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyeti konuşuyorsak eğer, bunun tek nedeni bu masa etrafında alınan kararların onlara sızdırılmasıdır. 2000 asırlık şanlı ve lekesiz geçmişi olan Yüce Meclisimizi neyle idam ettiğinizin farkında mısınız efendi Boris? Elbette farkındayım Yüce Efendi. İhanetle. Peki sarayla telgraf irtibatı tesis edildi mi? Uğraşıyoruz sultanım. Uğraşmayın, yapın! Hangi hastaneye götüreceğiz? Vallahi hepsi yarı dolu. Tabipler yetişemiyor. Sırayla deneyeceğiz dedi kumandan. Bacım. Öte yandan Yüce Meclis'te alınan kararların sorumluluğu Yücelik Kitabı'nda açık ve net bir şekilde ifade edildiği üzere Yüce Meclis'in değerli kardeşlerinin ihanetle suçlanmasının mümkün olmadığını siz Yüce Efendi hepimizden çok daha iyi bilirsiniz. O halde geriye ihanetle suçlayabileceğiniz tek bir kişi kalıyor. Evet. Her zaman olduğu gibi çok haklısınız. Geriye
tek bir kişi kalıyor. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyeti konuşuyorsak eğer, bunun tek nedeni bu masa etrafında alınan kararların onlara sızdırılmasıdır. Burada huzurunuzda bulunan kardeşler bu teşebbüsün sadece farklı farklı parçalarından haberdar. Tamamından haberdar olansa sadece iki kişi var. Biri benim. Diğeri de. Diğeri de asırlardır elden ele aktarılan kardeşlik bayrağının son taşıyıcısı. Yüce Kardeşlik davasının Osmanlı topraklarındaki lideri. Bayrağı devraldığım günden beri 30 küsür senedir mesuliyetlerini layıkıyla yerine getirmiş ve bütün büyük başkentlerdeki yüce meclislerin takdirini kazanmış olan ben. Evet. Siz. Bana bu görevi bizzat veren, ancak başarısız olmam için düşmanla işbirliği yapmaktan çekinmeyen siz Yüce Efendi. Maalesef siz. Bu mukaddes görevim sona erdiğinde bayrağı devretmeyi düşündüğüm, Yüce Efendilik makamına uygun gördüğüm yegane kişinin beni ihanetle suçlaması için kafi delili vardır diye umuyorum. Olmalı Yüce Efendi. Olmalı. Asırlardır her şeyi kayıt altında tutan kardeşlik hafızasının bu bahsettiklerimi de kayıt altına aldığından hiç şüphem yok. Hatta bizzat sizin tarafınızda. Ancak bizlerin o kayıtlara ulaşabilmesi için Yüce Efendilik makamında olmak lazım gelir. Zekanızdan hiçbir zaman şüphe duymadım Yüce Efendi. Demek Boris Saharyas, öyle mi? Doğrudur Sultan. Elimizde delilimiz var mı? Esat Paşa'nın yaveri Rıza ölmeden Esat Paşa cinayetinin failiyle alakalı Boris Saharyas'ın ismini zikretti. Bütün tahkikatimizi de bu yönde genişlettik. Peki Rıza, müsbet delillere dayanarak mı söylüyor, yoksa şahsi kanaati mi? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz, öyle değil mi? Doğrudur sultanım. Lakin... Lakin? Sultanım, mekanı cennet olsun Davut Paşa. İtimat edip beni vazifelendirdiğinden bu yana gece gündüz demeden bu konu hakkında malumat topluyorum. Netice nedir Ruhi Paşa? Netice nedir? Aslında daha önceden başlamıştım ya. Buldum. Bu ihanetin arkasında Boris Saharyas var. Binbar Acize Vakfı'nın arkasındaki kişi sensin. Bütün emareler bu hainliğin arkasında Boris Saharyas olduğunu işaret ediyor. Zat-ı şahanelerinizin Tekirdağ'a ziyaretinde bu hain saldırı gerçekleşecekti. O konuda malumatımız var. Düğünü öğrenince... Boris Saharyas bunu tek başına planlamış olamaz, değil mi? Mutlaka bir yerler tarafından teşvik ediliyor olmalı. Hilmi Paşa! Huzuruma İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan ve Rus sefirlerini istiyorum. Emriniz baş üstüne padişahım. Filinta Mustafa, Boris Zaharyas'ın tevkifini ve sorgusunu sana havale ediyoruz. Rahmetli Davut Paşa'nın itimadına layık olacağından hiç şüphemiz yok. Ali meseleyle bizzat meşgul sultan. Amirim, burada bir şey yok. Gidelim Gazanfer.
Amirim, burada da bir şey yok. Olsaydı şaşardım zaten. Kim bilir hangi deliğe saklanmıştır şerefsiz köpek. Yücelik kitabının biz yüce efendileri mesul kıldığı bir takım kaydeler vardır efendiler. Bunlardan biri de şu an içinde bulunduğumuz durumla alakalı. Meclise rey verme hakkına sahip her aza yüce efendinin idare şeklini teşkilatımızın âli menfaatleri hayrına olmadığına kâni olduğunda meclis reisliğini oylamaya sunma hakkına sahiptir. Efendi Boris, bu mudur arzunuz? Tam olarak budur. Teşkilatımızın beynelmilel amaçlarına ulaşabilmek için sizin idarenizin yeterli olmadığına inanıyor ve yüce efendilik makamına amaçlarımıza çok daha çabuk bir şekilde ulaşacak birini kendime öneririm. Sizi de ihanetle suçluyorum. Boris Saryas muvaffak olsaydı eğer. Yerimize kimi getireceklermiş peki? Onu da sen bul. Bay üstüne sultanım. Mustafa, bu hengamede Davut Paşa'nın, şehidimizin naaşı ortalık yerde kalmamıştır inşallah. Kendi evine naklettik sultanım. Mustafa, bu hainleri bulup ortaya çıkar. Ben de ibreti alem için gereken cezayı vereyim. Gözünüz arkada kalmasın. Hala. İçeri. Gazanfer. Bankada da yok. Yerin dibine girdi sanki. Kuyruğu sıkışan farelerin giremeyeceği delik yoktur Gazanfer. Çocukları topla, Mustafa'nın yanına gidiyoruz. Herkes topladı kumandanım. Hepsi değil. Bir an evvel Padişah Efendimizle görüşüp bu işte bir dahlimiz olmadığına inandırmamız lazım kendisini. Bu hususta geç kalmış olabilir şehzadem. İsyancılar sizin adınızı vermişlerdir çoktan. Validemiz sarayda mıdır? Ağabeyiniz Şehzade Murat Efendi'nin yanındalar şehzadem. Almaya gelecekler şimdi beni. Almaya gelecekler. Boynumu vurduracaklar. İbreti alem olsun diye sallandıracaklar orada beni. Senin ne günahın var Murat'ım? Padişah Efendimiz bilmez mi senin hasta olduğunu? Boşuna üzüyorsun kendini. Hadi, hadi inat etme de iç şu ilacını. Mehmet'im. Valide. Mehmet. Kardeşim, kardeşim, almaya mı geldiler beni? Mehmet doğruyu söyle, zindana mı koyacaklar beni? Ha? Abi, ne diye seni alsınlar? Senin ne alakan olur bu işlerle?
boş yere vehmediyorsun. Mehmet. Ne demek boş yere? Tahtın tek varisi ben değil miyim? Tilda'dan verecekler, boynumu vuracaklar, doğru söylüyorsun. En büyük şehzade ben değil miyim? Müsaade etme kardeşim, ona sakın müsaade etme, olur mu? Fethi alem diye sallandıracaklar beni. Müsaade etme, sakın müsaade etme. Tahtın tek varisi ben değil miyim? Allah göstermesin. Padişahımızın başına bir şey gelirse... Allah göstermesin. Onun yerine geçecek kişi ben değil miyim? Elbette ki benden büyüyecekler! Mehmet. Mehmet gidin söyleyin ona. Murat sizi severdi. Mehmet. Asla böyle bir günaha girmez. Hadi gidip konuşun onunla hadi. Gidin konuşun. Gidin yalvarın ona. Bir sükun yalvarın. Gidin konuşun. Bir sükun yalvarın. Gidin! Gidin konuşun diyorum. Gidin hadi. Gidin konuşun. Murat'ım. Hadi. Hadi iç şu ilacın sinirin geçsin. Yoksa nöbet geçireceksin. Abi. Mehmet. İkiniz bir oldunuz değil mi? He? Onu içireceksiniz, beni uyutacaksınız, bütün suçu üstüme atacaksınız. Valide, sen de mi onlarla birliksin? İkiniz bir oldunuz, tertip ettiniz değil mi? Biliyordum bunu. Gidin buradan. Çıkın. Çık! Şehzadem, sizi beklerler. Evet kardeşim, hanımaya gel gel. Olur müsaade etme ama git, git padişahımızla konuş. Murat asla böyle bir günah işlemezdi. Mehmet lütfen. Mehmet, Mehmet. Halde, git konuş. Halinde. Ne olur halinde. Murat. Vahit. Abimizi mi almaya geldiniz? Sizi almaya geldik şehzadem. Kendinizden ziyadesiyle emin görünüyorsunuz efendi Boris. Gerçeği bilmek güven veriyor yüce efendi. Kendimden emin olduğum kadar kardeşlerimin vereceği karardan da eminim. Oysa dünyayı yöneten krallar cesur değil, korkusuzdurlar. Başkalarının cesareti üzerinden konuşmak ne kolay yüce efendi. Evet efendi İlyas. Netice nedir? Son Rey ile birlikte kaybeden efendi Boris Zaharyas. Ne? Hayır!
Burayı benim. Burayı benim kendi reyim. Yüce Efendi, gerçeği bilmek istiyorum. Burayı benim reyim. Peki bu şerefsizlerin arasındaki hangi şerefli bana verdiği sözünü tuttu? Bunu bilmek istiyorum. Bu benim hakkım. Benim efendi burası. Gerçi size verilmiş bir sözüm yok. Ama o rey benim. O rey bunca senedir benim sizin için sarf ettiğim emeğimin karşılığı. Sizin davamıza olan ihanetin veda mektubu. Ben orayı çıkacak olan neticenin bedelini ödemeye hazır olarak verdim. Peki siz efendi Boris, siz de hazır mısınız ihanetinizin bedelini ödemeye? Neredeyse veda hediyenizi vermeyi unutuyordum efendi Boris.